Hülasa Mişkatül Enmar Nur suresinin 35. ayetinin tefsiridir. Varlık aleminin nur mefhumunca irdelenmesidir. Her ilim talebesinin hıfzında olması gerektir. Şimdi bitirip biraz nefes verelim. Nedir Numan Hoca'nın hali? Hiç böyle görmemiş idik. Bir derdi mi vardır? Buyurasın Sinan. Babam akşamleyin gelsinler, istesinler der. Gelelim Sinan. Gelesin Ömer'im, gel. Selamun aleyküm. Aleyküm. Ve aleyküm selam. Geç otur şöyle. Erdebil'den döndüğümüzden beri siz de gönül hanemiz. Ankara'sının gelip konmasını bekler sultanım. Siz olmadan Beytül Aslan'a döndü fakir hanemiz. Gelip konmanızı bekleriz. Bizim bir mekana konduğumuzu kim görmüş alemde? Ne demiş erenlerin bülbülü? Bir mekana gelmişim ki bu benim yurdum değil. Engürü'yü mesken mi tuttum sanarsın? Biz göçmeniz. Kuşumuz uçar. Geliriz, geçeriz. Geçerken bir dosta uğrayalım dedik. Vakti meçhul ama geliriz yanına. Hem de yalnız değil, hepimiz. Bu molla için bunca gurbet reva mıdır şeyim? Vücut bulduğumuzdan beri gurbetteyiz. Asli vatana hasretiz. Teni ruh eylemeli. Sen söyleneni tutmazsın anlaşılan Nebi. Dost Allah dostudur. Allah dostu hepimize dosttur. Bilesin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne der dersin Necra? Abdal akıl meral, Molla Efendi. Bilmezim vallahi. 3-5 gündür gelir.
İmsakla gelir. Ta akşama kadar. Kolay gelsin o vakit Neccar ağalara. Destur var mıdır sonuncu babam? Gelesin Numan'ım, gel. Selamun aleyküm. Meclisi bölmüyorum inşallah. Aleyküm selam. Oturasın. Yok babam, sağ olasın. Oturmayayım. Sana bir haberim vardır. Hayır işi olsa gerek. Hayır babam, hayır. Sol fasoldan ağabeyim gelmiştir. Ayşe Hatun isteyeceğiz bana. Siz istemesine istersiniz de. Mevlüt Bey ne der acaba? Mevlüt Bey'im demiştir, gelsinler değil. Hı. Vermezim demeye çağıracak değil ya. Ey. Müsaadenizle. Hayırlı günleriniz baba. Hadi bakalım. Şeyhim. Diyesin Ömer'im. Nicedir Numan Efendi'nin ardını kollarsız. Yeri geldi, eşkıya elinden aldız. Vakt oldu, bozacı da pusattız. Ne diye hala sırsız onun için? Vaktinden evvel açan çiçek solmaya mahkumdur Ömer'im. Görme vakti gelende cümlesiyle bir görecektir. Ben bugün yola düşerim şeyhim. Senin ettiklerin hep örtülü be Murat. Hep sırlı. Ne edersin öyle? Ne edersen et. Aç etmeyesin Murat'ım. Al nasibini getirmiş. Sırsa sır. Sırsa sır. Çek çam bitecek. Bitsin göreceğiz. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Mevlüt Bey'im, Ayşe kızımızı Numan oğlumuza isteriz. Biz Numan oğlumuzu zor günlerinden biliriz. İsterdim ki bu güzel günümüzde atanız, ananız da burada olaydı. Kızım bana hatunumun emanetidir.
başımın tacıdır. Bu emanet gayrı Numan oğlumdadır. Verdim kızımı. Verdim inşallah. Üç beş günde kalmaz, hazırlıklar tamamlanır. Mürüvvetlerini görecek ama inşallah. İnşallah Mehmet Bey'im, inşallah. Ne oluyor orada? Abdal Murat'tır beyim. Bırakın gelsin. Peki beyim. Murat? Hızlı döndürdün aderim taşım, dur hele. Anamız sağ olaydı, o da senin gibi sevinirdi ya. Sermüderris Numan Efendi ile Peçeneklerden Mevlüt Bey kızı Ayşe Hatun'un düğün merasimi Cemaziyevvel'in içinde Mevlüt Bey'in konağındadır. Duyduk, duymadık demeyin. Sermüderris Numan Efendi ile Peçeneklerden Mevlüt Bey kızı Ayşe Hatun'un düğün merasimi Cemaziyevvel'in içinde Mevlüt Bey'in konağındadır. Duyduk, duymadık demeyin. Altın çiçek, sanki kalbimin içinde kanat çırpan kuşlar var. Benim içimdeki kuş ağladılar ya Karahşan. Kardeşim, etme Yasun. Ettiklerine hele. Haydi çiçeğim, inesin aşağı.
Maşallah. Benim eli kılıçlı Ayşem'e de bak. Otacana. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el-azim. Geçmişteki günahlarımdan sana sığınırım. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rüsûlihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teâlâ vel bâsu bâdel mevtu hakkun. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Numan Efendi'nin Müslümanlığına şahitlik eder misiniz? Ederiz. Ederiz. Mevlüt Bey kızı Ayşe, Koyunlucalı Ahmet oğlu Numan'ın 5 koyun, 36 akçe mehri muaccel vermesi mukabilinde kocalığını kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Sen Koyunlucalı Ahmet oğlu Numan, Mevlüt Bey kızı Ayşe'yi verdiğin mehri muaccel üzere nikahına kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Şahitler, siz de bu nikaha şahitlik ettiniz mi? Ettik. Allah nikahımızı mübarek eylesin. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz bu iki evladın nikah akdine şahitlik ettik. Yüce Rabbim, sen de şahit ol. Amin. Amin. Evliliklerinde geçim, huzur, sebat nasip eyle. Amin. Allah'ım onların arasını Resul'ün, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile Hatice validemiz arası gibi geçimli kıl. Amin. Hazreti Ali, Fatıma validemizin arasındaki aşk gibi aşk nasip eyle. Amin. Aralarını fitne, fesat, kem gözlerden koru. Amin. Ayrılıklarını kısa, birlikteliklerini daim kıl. Amin. El Fatiha. Hocam, hangi eserden devam ederiz şimdi? El Münkız Minet Dalel'den.
Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri hayata dair sorgulamalarının onu sevk ettiği bunalımdan nasıl kurtulduğunu yazar bu eserinde. Hocam, bağışlayasınız. Haftalardır Mişkatül Envar ile Münkız arasında gider geliriz. Merakımdan sorarım. Gazali Hazretlerini ve eserlerini öğrenmenin adabı gereği midir? Öyledir tabii ya. Adabı gereğidir. Neyse, ne der idik? İçinde bulunduğu buhranın onda yol açtığı sıkıntı ile yaşadığı yeri terk etmiş ve insanlardan uzaklaşmıştır. Bu terk ediş süresince Gazali yaşadıklarını, hayata dair sorgularını, nefis muhasebesini ve kendini tanıma yollarını itiraf etmiştir. Hocam indi ne ederiz biz? Haftalardır yaptığımız bu ilim, yazdığımız ne var ise hepsi küle oldu. Demek aldığınız ilim kül olur. İlimsiz kalırsınız. İlim burada olmadıkça ister rahlenizde, İster döşeğinizin yamacında, isterseniz de serpuşunuzun içinde olsun, sizin değildir. Zihninize işlemediğiniz ne var ise... teküldür. Ama bilirim ki hiçbiriniz sahifelerinizin yanmasıyla ilminizi kaybetmediniz. Çünkü ettiğimiz kelamları sahifelerinizden önce zihninizde muhafaza edersiniz. Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Rabbena atina fid dünya hasenetel ve fil ahireti hasenetel ve kına azaben nar. Rabbena la tuzi gulubena badeis hedeytena ve heblena min ledünke rahmeten inneke entel vehhab. Ey Rabbimiz, amellerimizi, dualarımızı kabul eyle. Muhakkak sen ziyade işiten ve ziyade bilensin. Ey Rabbimiz, bize hem dünyada hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, bize hidayet ettikten sonra kalplerimizi kaydırma. Bize katından rahmet bahşet. Muhakkak sen asıl ziyadesiyle bahşedensin. Hoş gelmişsin. Hoş bulmuş.
ellerin dert görmeye. Elinin değdiği aşın tadı başkadır. Afiyet ola. Senin kursağından geçecek diye tatlıdır. Benim elimden değil. Gün hiç bitmeyecek sandım. Şükür senle bu sofradayım. Darlandın mı yine medresede? Bundan tabii ne ola ki? Az şey mi geldi başına? İftiraya uğradın, düş kırıklığına uğradın. Ama elbet geçecektir. Tasalanmayasın sen. Geçecek gibi değildir Ayşe. Saydığın meseleler de vardır muhakkak ama yalnız o değildir. Adımımı atmak istemem. Yavan gelir. Elinin değmediği aşk gibi yavan gelir medresi artık bana. Huzur bulamam. Hem bu halim çocuklara da sirayet eder. Müderris medreseden tad almayan da talebe ne etsin? Haktır bu. Bu halimle nasıl devam ederim derslere? Yüreğin ne der ise ben onun ardındayım. Gönlüm ferah ola. Gedik yok ise başlayalım. Selamünaleyküm baba. Kolay gelsin. Aleykümselam Molla Numan. Medreseye mi gidersin? Medreseye giderim. Ey molla kısmı medresede gerektir. Medresede nefes alamazsın. Ne vakit gitsem yüreğim sıkışır kalır duvarların arasına. Tat alamam verdiğim derslerden de. Medreseye sığamam diyorsun ha? Bak, Molla Numan. Kozun tadı karnındadır. Kabuğunu dişleyen Adem ne bilsin. Hadi bakalım, selametle. Gel. Somunlar. Müminler, somunlar, müminler, somunlar, müminler.
sözün tadı karnındadır. Kozun tadı karnındadır. Son ne demiş idik? Gazali Hazretlerinin hakikat arayışında karşılaştığı yollardaydık hocam. Allah'a giden yolda en önde olanlar sufilerdir. Sufiler. Sufiler. Şu zahiri ilmin bir zahiri var, bir de batını. Batını olanın da bir batını var. Zahir ve zahirin zahiri olan ilim, ulemanın anlattıkları şeydir. İlmi batını, civanmertler yine civanmertlere anlatırlar. Batının da batını olan ilim, civanmertlerle Allahu Teala arasında bir sırdır. Kozun tadı karnındadır. Destur var mıdır üstadım? Gel. Hoş gelmişsiniz. Taze evli sermüderris efendi. Buyurun. Üstadım. Üstadım ben müderrislikten azlimi talep ederim. Oturduğum posta layık değilmişim. Hammışım. Olmamışım. Size teslim olmaya geldim. Şeyhim. Affedin şeyhim. Size fahiş etmek istemez idim. Şimdi ne olacak şeyim? Gidecek. Engürü'yü terk edecek. Gözle görülen sırdır. Haydi. İşinizin başına.
Şeyim, eliniz. Aslanı okla avlarlar. Onu kovduk. Zaferin nişanesi olsun. Gidecek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Medreseden azlimi istedim bugün. Yüreğinden geçen bu ise, duramazım medresede der isen. Ama talebelerin de pek üzülecek imdi. Bu nedir bilir miyim? Bilirim tabii. Kim bilmez? Kozun kabuğudur. Değildir. Medresedir bu. İlmin zahiridir. Bu da kozun içi değildir. He ya, değildir. İlmin batınıdır. Özüdür. Bunca yıl ilmin zahiriyle ilgilendim ama gayrı batınını merak ederim. Zahirinden tad alamazım. Bana gönül koma. Sol fasola varıp Şeyh Ali'ye intisap etmek geçer içimden. Sufilerin yolunu tutmak isterim. Ne diler isen, benim muradım da odur. Şeyhim, Engör'ü daha uyur mu böyle? Uykusuna doymaz mı hala? Gözü açık olanın uyuduğu uyku mudur ki doysun? Uyumaya doymak için gözü yummak gerek. Bunca demde nasıl uyanmaz? Yanından geçip gidip de bir yudum içmediğin nehrin yokluğunu, susuzluktan kavrulduğu vakit anlayacak. Ama öylesi pek çetin olacak. Bizi yola düşüren ne diye bu gecenin evvelinde ya da ahirinde değil de bu gece yola düşürür? Çünkü vakti vardır. Değil mi azizim? Hem suyun tadını kavrulmayan bilemez. Yol çetin, çetin olacak. Olacak ki yolculuğun hakkını vere. Dışarıdaki yükleri hazır ettik şey. Kalanı da yükledik mi tamam olur. Sağ olasın. Hadi sen önden gidersin. Thank you.
buna? Elbet ya. Elbet. Daha gelmemiştir baba. Geç kalma ya. Şimdi gelir, tasalanma. Şeyim. Bağırma Müslüman. Hoş gelmişsin Ömer'im. Hadi bakalım. Yol bizi bekler. Baba, zor mu gelir ayrılmak? Hangi ayrılık kolaydır ki evlat? Doğduk doğalı, bir konarız, bir göçeriz. Ama veda etmeden görmek istediğim biri vardır. Ama bizi vedasız salmayacak ki, gelir bak. Ben de vedalaşmadan bizi salarsın sandımdı. İlla ah, illa ah, ah bilmez. İmdilik sen bil, yeter muradım. Emanetimize sahip çıkasın. Bir başına koyup da kaybetmeyesin. Ha? Olmaz olmaz. Murat bilmez, ah bilir, ah bilir. Vakit gitme vakti muradım. Ama tasalanma, huslat yakındır. Sen şimdi gideriz deyi ayrılırız mı sanırsın yoksa? Her şeyin vakti var Murat'ım, her şeyin. Vakti gelende sen bize, Engür'ü sahibine kavuşacaktır. Hadi. Yolun, izin açık ol. Aklın da burada kalmaya. Dilerim aradığın tez vakitte bulursun. Amin Ayşen, amin. Önce Allah'a, sonra babama emanet. Hakkını helal edesin. Helal olsun.
Sağ olasınız, sağ olasınız. Yolun açık olsun Numan Efendi. Sağ olasınız. Allah yolunu hayırlı etsin. Allah razı olsun, sağ olasınız. Sağ olasınız. Abilir. Abilir. İlla ah. İlla ah. Durmadan söylesin ha. Dedim ya dinlerim deyü. Sen de mi geleceksin? A bilir. A bilir. Dur hele dur. Geleceksin madem. Yardım edesin. Al. De haydi. Bitmedi mi hala? Buraya kadar gelirsiniz. Ne haber vermezsiniz? El alem demese bilmezim. İmdi sana gelirdik ağabey. Sen nereden duydun? Neyse. Ayşe kızımızı niye getirmedin? Hayrola? Şeyh Ali'ye intisap etmeye gelmişim. Haydi. Önce eve varalım. Karnınızı doyurun. Sonra dergaha gideriz. Bismillah. Alırım. Haydi Murat. İyi ettin Numan'ım. Anam babam görse çok sevinirdi. Hoş geldiniz. Sen de hoş gelmişsin Murat'ım. A bilir.
Ağa bilir. Sen talebelik için medreseye giden de o bizlerleydi. Evvelden dergahımızdan çıkmaz idi. İmdi bir başka çerağı bulmuş demek. Ziyaretinizi neye borçluyuz Molla Efendi? İntisap etmek isterim şeyhim. Vakti gelende her şey olur Numan Efendi. İnsanoğlu pek acelecidir. Bu yola girmek isteyen de evvela bu ayeti kerimeyi bilesin. Mürit olmak isteyen de mürit olamaz. Mürşidine intisabın yolu sabırdan, aşktan, teslimiyetten geçer. Hazreti Mevlana der ki, beden bu dünyaya aittir. Ruh ise öteki alemden gelmiş, bu alemde gariptir. Garipleri korumak Kur'an emridir. O sebeple ruhuna sahip çık. Ruhumuza sahip çıkmanın birinci şartı az yemektir. Az yemek az uykuya, az uyku, az konuşmaya, az konuşmak da dinlemeye vesile olur. Halvetin de özü budur. Yani nefsin imtihanıdır. Öyledir. Ama bu yol rehbersiz olmaz. Bilmez misin? Hazreti Peygamber'e Cibril-i Emin, Musa'ya Hızır rehber olmuştur. Bu yolda şeyh, müridin şimal yıldızıdır. Yönünü, izini belirler. Yıldızsız yola çıkan mürit, koca karanlıkta kaybolur. Peki, ben ne vakit girerim halvete şeyhim? Vakti vardır derim. Hele bugünü bir geçirelim. Onun da vakti gelir.
Estağfurullah. Hayır olsun. Ne ederim ben böyle? Demek ayak izimiz silindi. Koca çölde bir başına kaldım. Öyle şeyim. Bir yere kadar geldim. Ama sonra ayak izlerini silindi. Sana yol göründü Numan Efendi. Belki nasibin bizde değildir. Çık nasibini ara. Beni kovar mısınız şeyim? Estağfurullah. Bizim ne haddimize? Bizim kapımız herkese açıktır. Ama belli ki senin bir bekleyenin vardır. Sen onu bulamazsan da o seni bulur. Kavrulduğun çölden çeker çıkar. Ne o? Yoruldun mu? Çomaç yer mi? Yanmadan olmaz. Yanan da olur. Yanmadan olmaz. Murat. Ne ettin sen? Yahu ettiğin iş midir Murat? Nazım yazar idim.
Ya acelen ne? Sabaha bekleyedik. Murat! Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz pirim. Bağışlayasınız şeyhim. Ama geleli bir ay oldu. Kaçtır ertelersiniz? Olmayanı oldurmaya kadir miyiz ki olacağı tehir edelim? Estağfurullah şeyhim. Onu demek istemem ama müridiniz olmaya geldim. İntisap etmeyi beklerim. Haftalardır vakti vardır dersiniz. O vakti merak ederim. Destur var mı şeyhim? İlimsiz tarikat, ilimsiz dervişlik, ciltsiz, mıklepsiz kitap gibidir. Nasıl ki rutubetten, haşeretten sayfeleri koruyan cilttir, o sebeple ilim de bir derviş için o zerre önemi haizdir. Aynıyla belidir ki, İçinde sayfa olmayan bir cilt her ne kadar kavi ise de faydasızdır. Batınına nazar edilmeyen ilmin zahiri koftur. Dem bu demdir Numan. Gayrı müridiniz miyim şeyhim? Senin intisabın bize değildir Numan. Var yola düş. Aradığın burada yoktur. Buradan gitmek gerek derim. Dur hele dur. Amcaya soralım.
Ha? A bilir. A bilir ama A dinlemezsin ha Murat. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Şeyh Yusuf dergahına gitmek isteriz. İsteriz ama yol iz bilmeyiz. Bir şey kalmamış. Gelmiş sayılırsınız. Ben varana kadar size yarenlik ederim. Ama sonrasına karışma. Bin şükür. Allah razı olsun amca. Hadi haydi vakit. Haydi. Ne dur? Hiç bilmez. Misafirlerimizi ağırlayasız. Bırak yoldan gelirler. Aklayın, baklayın, karınlarını doyurun. Emredersiniz şeyim. Geldik geleli çıkamadık şeyhin huzuruna. Buyur asınız. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Şeyhim sizi bekler. Eyvallah. Haydi bismillah. Destur var mıdır şeyhim? Buyur asınız. Oturasız. El vermelik olmayanda el öptürmek olur mu? İlk gören de bilmiş idir o beni. Pirim. Ne diye teptiz bunca yol? Şeyhim, zahiren tas tamam görünsem de manen eksik hissederim. Sen ne ilk ne sonsun Numan. Yıllar yıllar evvel sizin oralardan, diğer Rum'dan biri daha gelmiş bu yana. O da senin gibiymiş. Zahiren tam. Thank you.
Sen mollaydın ya evvelinde, bıraktım dersin. Bu Adem öyle ki mollalığı da kadılığı da zahmete girmeden edecek ilmi kabiliyete sahip imiş. Arap dilini, Fars dilini öz dili gibi bilirmiş. Dergahınızda mıdır hala kendisi? Değildir. Geldiği biz değilizdir. Bizden olana gelmiştir. Şeyhim Şeyh Ali Erdebili ki o da yanıp gideli çok olmuştur. Atasından almış batın ilmin korunu. İçindeki ateşi harlatmak gerekmiş. İmdi nerededir peki? Halını öyle gören de derhal halvete konmuş şeyhim. Bilmeyen ham dervişler kırılırlarmış tabii. Gıpta edeceklerine hasat ederlermiş. Kendi aralarında bizden üstün ne yönü ola ki diye söylerlermiş. Fısıltıları dergahın duvarlarını aşıp da şeyhimin kulağına gelen de... Benim talebelerim de böyle... Kimin talebeleri dersin? Bıraktırız sanırdık mollalığı. Hem mi Murat? Affedin şeyhim. Peki şeyhiniz ne yapmış bu söylenenler için? Sonrası sonra. Şeyhim, dünden beri aklıma takılmış idir. Dergahınızda böyle gıybet eden ademler ne arar idi? Niyedir sohbet ise hususi ederim. Müriden söylenmeye başlamıştır bile. Adem böyle bir mahlukat, numan molla. Dün soru edin şeyhimin ne ettiğini. Müritler konuşmuş durmuş. Şeyhim Ali Müridan'ın kıskandığı mürit hariç herkesi bir yere toplamış. Müritler o kadar dediklerinden sonra şeyhimin yüzüne bakamayacaklarını düşünüp önce gitmek istememiş. Ama şeyh çağırır da mürit gitme mi? Başlarını eğmişler, toplanmışlar. Kıskanılan müritse neden davet edilmediği düşünür dururmuş. O da dayanamamış, düşmüş müridanın peşine. Erenlerim, alemin keyfine, zevkine kanmayasınız. Ben o ızdırap halvetlerinde nice Adem'in, ah biz ne ettik, ömrümüze yazık ettik. Nerede o dost bildik keyfimiz diyerek eyvah ettiklerini. Nerede o fani zevkimiz diye teessürle itiraf ettiklerini çok defa gördüm. Hele ki haset, ateşin odunu yediği gibi yiyip bitirir hasetçi diyen peygamberimizi dinleyesiz. Gıybet haramdır. Benim karşımda baş eğersiz. Hakka hesabı nasıl ola? Lakin iftira denen bela, o daha fenadır. Dağlamayın içimi.
kendi ateşinizi korlamayın. Seyri sülük ateşten gül almaya benzer ha. İlle de yanacağım diyen varsa işte ateş, işte halvet. O ateşte yanana aşk olsun. Hamid'im, ya Hazreti Allah. 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 Hamid'im, vaktin tamamdır. Resul-i Ekrem'den pirimize, pirimizden bize kadar ne geldiyse alacağını aldın bizden. Ne bildiysek bildin, ne gördüysek gördün. Artık yerin bizden de ötededir. Var git Anadolu'da çerağını uyar. Aşk ateşi gönül aydınlığın olsun. İşte böyle yolcu etmişler Anadolu'nun kutbunu. Adının ne de Yusuf? Ben size şeyhimin şeyhinin hikayatını anlatmış mıydım? Şeyhimin atası Safiyüddin Erdibili'nin içine bir dem. Seninki gibi bir sıkıntı düşmüş idi. Bir mürşide varmak istemiş. O vakitler halk arasında Sebelen Dağı Allah-u Teala'nın evliyalarının durduğu yer diye ün salmış idi. Şeyhim de bunu tutup o dağa çıkar imiş. Mürşidini arayana yol zor görünmez imiş. Bir çıkmış, kim esneyi bulamamış. Kışı öyle çetin geçer ki o dağın. Mürşidini bulana ek çıkar imiş. Bulamayan da dağın suyu toprağa tebörük derlermiş diye tutup getirmeye koyulmuş. Dönerken bir Türk görmüş. Türk'ün bir elinde ok, bir elinde yay. Onu beklermiş. Kimesneler yokmuş yanında. Anka kuşu tek yalnız imiş. O Türk şeyhime gel demiş. Taşıdığın nedir? Su ile topraktır demiş şeyhim. Teberrik olan nedir demiş. Topraktan, sudan ne hayır beklersin? Şeyhim bilememiş. Testideki suyu elindeki toprağa bıraktırmış. Bu sefer seni affediyorum. Bir daha buraya gelirsen seni vururum demiş.
Şeyhim gerisin geri dönerken ardına baktığımda Türk yok imiş. Demem odur ki Numan Efendi, nasibin olmayana çektiğin çile, teptiğin yol, bırakasın mürşidin bulmayı, suyu toprağı aldırmazlar imiş. Senin nasibin bizde değildir. Senin nasibin Urum ilindedir. Biz bir aşk kütüğünü yakıp Urum iline attık. Ben nasıl bulacağım onu peki? Gerçi aramakla bulunmaz. Ama bulanlar da arayanlardır demiş ulumuz Bayezid. Burası bir sırlı noktadır ki zamanı gelene açılır. Meraklanmayasın. Sen onu ararsın, o seni bulur. Vakti gelende her sır fahiş olur. Biz size ok doğrultmamışız evladım. İstediğin vakit gelebilirsin. Sahibini iletesin. Dönüp bakar mı dersin? Bizimki ateşi yakmış, niharlamak kalmış. Bilir illa Nereye gidersin Murat? Ağabey! Engül'ü bu yanadır, nereye gidersin? Ağabilir, ağabilir. Çıktığın gibi dönersin Numan. Çıktığın gibi. Ne sen değiştin şu koca 3 yılda, ne de ben. Diyar diyar gezdim ama bulamadım Engül'ü. Bulamadım. Ama dede.
Ama dede... Madem seni kabul eden yok, kendin dizginleyeceksin hepsini. Mevlana der ki, beden bu dünyaya aittir. Ruh ise öteki alemden gelmiş, bu alemde gariptir. Garipleri korumak Kur'an emridir. O sebeple ruhuna sahip çık. Ruhumuza sahip çıkmanın birinci şartı az yemektir. Az yemek az uykuya, az uyku az konuşmaya, az konuşmak da dinlemeye vesile olur. Halvetin de özü budur. Yani nefsin imtihanıdır. Öyledir. Ama bu yol rehbersiz olmaz. Bu yolda şeyh, müridin şimal yıldızıdır. Yönünü, izini belirler. Ildızsız yola çıkan mürit, koca karanlıkta kaybolur. Az ye. Az uyu. Az konuş. Şimdi susma vaktidir Numan. Thank you.
Aslanım. Hayırdır kızım? İyi mi? Ayşe kızım. Hele sen oyna bakayım şurada. Ayşe. Buyur Aslan baba. Eymin kızım. Nedendir bilmezim baba. Ama benim yüreğim sıkışır. Hayırlı düşün. Gel eve. Gel buraya. Thank you.
Ayşe Hatun! Mevlüt Bey'im yetişin! Numan Bey! Ayşe Hatun! Mevlüt Bey'im! Ayşe Hatun! Ayşe Hatun! Mevlüt Bey'im! Ayşe Hatun! Yetişin! Diyesin hele otacağına. İyi midir? İyidir kızım, iyidir. Bitap düşmüş. Bağırsakları düğünlene yazmış. Ben bacılara şimdi söyleyeyim. Bir kemik suyuna çorba kaynatsınlar, bir şeyciği kalmasın. Tasalanmasın. Ayşe. Numan. Kalkmayız. Ayşem. Hakkını helal edesin. Hayrola bey? En lazım vakitte yanımda olamadım. Estağfurullah. Babalığın ne demek olduğunu çocuğumuzu bağrıma basınca anladım. İnsan canından parçadan uzak kalabilir mi? Allah bizi birbirimizden bir daha hiç ayırmasın inşallah. İnşallah. Nasıl başlıyorduk oğlum? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Molla Numan'ın evi burası mıdır bacım? He, buradır. Hayrola, ne de yararsız? Buyurun benim. Kara Medrese'den Sadrettin Efendi size ünletmiştir.
Selamun aleyküm. Aleyküm. Sadrettin hocam, tez vakitte gelsin demişsiniz. Şer bir mesele yoktur inşallah. Hünkârımızın basalı Manuel, medresemizden biriyle inançlarımız üzerine konuşmak ister. Sen düştün gönlümüze. Şaşkınlığımı bağışlayın ama elbet. Elbette, pek memnun oldum. Verin. İslam'ın kan dökmekten, insanları öldürmekten başka söylediği ne vardır? Müslümanlar dinimizi yayacağız diye insanları öldürüyor. İslam'ın ne söylediğini bilmek isterseniz, Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın hadis-i şerifleri açıktır. İslam dininde hükümler 5 gaye ile konulmuştur. Bu 5 gaye, yani hükümlerde, kulların saadetli ve huzurlu bir yaşam sürebilmeleri için şu 5 şey hedef tutulmuştur. Canın muhafazası, malın muhafazası, dinin muhafazası, aklın muhafazası ve neslin muhafazası. İslam hayat dinidir. İslam'da insan mükerrem bir mahluktur. İnsan hayatı kutsal ve dokunulmazdır. Allahu Teala canı korumak için yeme, içme, giyme gibi bir takım zaruretler getirirken, cana kıymayı engellemek için de hem dünyevi hem de uhrevi müeyyideler getirmiştir. Kasten adam öldürene kısas, diyet, cehennem ve azabı, hataen öldürene kısas ve diyet cezaları verilmesini getirmiştir. Ve yine işkence ve zulüm yapmayı, harpte kadın, yaşlı, çocuk ve din adamlarının öldürülmesini yasak etmiştir. Bir savaş ahlakı ve savaş hukuku belirlemiştir. Estağfirullah. Men gatele nefsen bi gayri nefs ev fesadin fil ardı fe keennema gatelen nase camia. Ve men ahyaha fe keennema ahya nase camia. Kim bir insanı bir can karşılığı ya da yeryüzünde bir bozgunculuk yapmak karşılığı olmaksızın öldürür ise, sanki o bütün insanları öldürmüştür. Her kim de bir insanı hayatını kurtarmak şartı ile yaşatır ise, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Anlattıklarını kabul etmiş değilim. Fikrim hala geçerlidir. Lakin sizinle bu meselelerle ilgili tekrar konuşmak isterim. Pek memnun olurum. Ne vakit isterseniz yine konuşuruz. Nerelerdesin Somuncu Baba? Somun'la da, muhabbetine de hasret bıraktın. Muhammed'in peygamber olduğuna inanıyorsunuz. Üstelik en üstün peygamber olduğunu iddia ediyorsunuz. Hem de Matta 24'te. Birçok yalancı peygamber ortaya çıkacak. Bunlar nizelerini kandıracak. Kötülüğün çoğalmasıyla birlikte birçok insanın sevgisi azalacak. Ama kim sonuna dek sabrederse o kurtulacak diye.
denilmesini görmezden gelerek, reddederek, bir de ulu peygamber, son peygamber diyorsunuz. Mantıka simayan kelamlar ediyorsunuz. Evvela münakaşaya girdiğiniz, cedelleştiğiniz dini iyi bilmenizi beklerdim sizden. Görürüm ki İslam amentüsünden bir habersiniz. Haberdar olsaydınız, biz Müslümanların iman etmiş sayılması için bir ayrıma tabi tutmadan bütün Resullere, Nebilere ve onlara indirilmiş olan kitaplara, suhuflara iman ettiğimizi bilirdiniz. Hazreti İsa'nın bir erkekle münasebeti olmamış Meryem'den doğduğuna inandığımızı bilirdiniz. Netekim Ali İmran suresi 45. ayette şöyle buyuruyor. Melekler demiş ki, ey Meryem, Allah seni kendinden bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır. İsa Mesih'i kabul ediyorsunuz demek ve Hazreti Meryem'in bir erkekle münasebeti olmaksızın ve Yüce İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu. Söylediklerimi istediğiniz gibi anlarsınız. Haşa, testisi kabul etmeyiz. Testis pek uzun bir mesele. Elbet oraya da gelir kelamımız. Ben yalnızca Hazreti İsa'nın peygamber oluşuna ve onun getirdiği kitaba da iman ettiğimizi, ama sizin o kitabı tahrif edip Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği dini tahrif ettiğinizi söylerim ki bu da başka bir uzun mesele. Ve muhakkak bunu da tartışmak isterim sizinle. Ama müsaade ederseniz, başta sorduğunuzu açıklamak, peygamberlerin birbirine olan üstünlüğü meselesini konuşmak isterim. Tabii, tabii. Ne de olsa bir süre daha en yürüdeyim. Evvela bu meseleyi anlatın isterim. Evvela, az evvel Matta'dan alarak söylemiş olduğunuz yalancı peygamber sözlerinize cevabı. Mesih şöyle dedi. Artık ben sizinle çok söyleşmem. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Ben de asla onun nesnesi yoktur. Yuhanna İncili bab 14 ayet 30. Ben size hakkı söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü ben gitmez isem Faraklit size gelmez. Yuhanna bab 16 ayet 7. Faraklit geldiğinde benim için şahitlik edecektir. Siz de bana şahitlik edesiniz. Yuhanna bab 15 ayet 2627. Alemlerin Efendisi de Faraklit'te Yüce İsa için kullanılmıştır. Bunları neden dersiniz? Saf suresi 6. ayet bu şahitlik meselesinde ne der bilir misiniz? Meryem oğlu İsa da, ey İsrail oğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı, benden sonra gelecek olan Ahmet adında peygamberi müjdeleyici olarak geldim demiş idi. Ama onlara apaçık delillerle geldiğinde bu apaçık bir büyüdür dediler. Üstünlük mevzusunda ise az evvel söylediklerimi tekrar etme gereği duyarak Allahu Teala'nın biz Müslümanlara aralarında herhangi bir ayrım yapmadan bütün peygamberlere inanmayı farz kıldığını belirtmek isterim. Lakin peygamberlikleri tasdik olduktan sonra aralarında derece farklılıklarının da bulunabileceğini kabul ederiz. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 253. ayet şöyle buyuruyor. İşte bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onların bir kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derecelerle yükseltmiştir. Bu derecelerin açıklamasını da Şura suresi 13. ayette o dini ayakta tutun, ondan ayrılmayın diye dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyeylediklerimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da tavsiye ettiklerimizi Allah sizlere de din kıldı diyerek ulul azim peygamberlerinden bahsederek yapar. Onlar ki kavimlerince pek çok zorluğa uğramış en büyük peygamberlerdir. İyi ama kendi kitabınızda dahi en büyük peygamberleri anlatan fasilde Muhammed geçmez. Fetih suresi 28. ayette bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak din olarak gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter diyerek açıklar Allahu Teala
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üstünlüğü. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Elbette ki şanı yüce peygamberler arasında nübüvvet ve risalet yönünden bir fark yoktur. Bu hususta hiçbiri diğerinden ayırt edilemez. Fakat arkalarında bıraktıkları değerler ve hasletler bakımından yüce mertebelerinde birbirlerinden farklı olduğundan aralarında üstünlük derecesi bulunabilmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en üstün oluşu ise belli bir millete, belli bir kavme değil, kıyamet gününe değin gelecek olan bütün milletlere gönderilmesindendir. Sebe suresi 28. ayette biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün insanlara gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler diyerek anlatır bunu Allahu Teala. Herkes o Vasal ile tartışmandaki maharetini konuşur. Ertesi günü zor edermiş ahali. Aslına bakar isen derdim ne o Vasal'ı ikna etmek ne de galip gelmek. Bilirim ki Manuel hiçbir söylediğimi işitmez. Cevap bulmak için değil, haklı çıkmak için cedelleşir benimle. Ben asıl bizi dinleyen Engürü ahalisi böyle çetin sorular karşısında dahi ilmimizle, inancımızla nasıl sağlam durabildiğimizi görsün, itikatları kuvvetlensin deyi onca dil dökerim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Baba oğul kusar ruh adına sizin dininizin söylediği ne olabilir? İsa'nın Tanrı'nın oğlu olmadığını nasıl açıklayabilirsiniz? Düş görmektesiniz. Biz şeksiz iman ederiz ki Hazreti İsa Allah'ın kulu ve elçisidir. Daha önceki peygamberlerin getirdiği dini tebliğ etmiştir. Bu manada tevhide davet edip ibadeti kıdem ve rububiyeti yalnızca Allah'a has kılmaya çağırmıştır. Siz ise onu tek olan Allah'a ortak koşarak şirke düşersiniz. İznik konsülünde karara bağladığınız Hristiyan akaidi ile Hazreti İsa'ya gerçek ilahtan doğma, gerçek bir ilah gibi inanır, onun yaratma, öldürme ve hesaba çekme gibi salahiyeti ve kudreti haiz bir ilah olduğunu kabul edersiniz ki bu siz Hristiyanların tanrı tasavvurlarındaki sapmayı gözler önüne serer. Tevhidden sapıp şirke düşersiniz. Biz İsa'nın oğulluğunu siz Müslümanların genelde zannettiğiniz gibi cismani olarak anlamayız. Oğulluk müzessem, cisimleşmiş, bedenleşmiş, oğlun babasına itaat edişine ve bir olan Tanrı ile olan ilişkisinin derinliğine işaret eder. Müselles olarak ifade ederiz teslisi ki bu da akıl, akil ve makulün esasında tek bir şey olmasıdır. Tanrı üç şahısta tek bir zevher değil, özdür. Babada, oğulda, kutsal ruhta birdir, birden gelir. Kadim mezelidir. Teslisi birden getirdiğiniz, tevhidi ifsat ettiğiniz hususunda şüphe yok ama teslisin her unsurunun kadim ve ezeli olduğunu iddia ederken, ezeliliğin Tanrı'yı diğer varlıklardan ayıran en mühim vasıf olduğunu bilmiyor musunuz? Eğer baba, oğul ve kutsal ruhtan her biri ezeli olarak kabul edilirse, onları birbirinden ayıran hususi bir vasıf kalır mı? Bu oğlun baba, babanın oğul olmasını ve aynı şekilde babanın ruh, ruhun da baba olmasını gerektirmez mi? Benzerliği zorunlu kılan ezelilik vasfında ortak olmaları halinde Hristiyanlar açısından babanın
bir oğlunun ve ruhunun bulunması gerektiği gibi oğlun bir ruhu, ruhun da bir oğlu olması lazımdır. Bu durumda teslisin üç unsurunun da ezeli olduğunu söylediğiniz halde oğul ve ruhun değil de babanın bir oğula ihtiyaç duyduğunu izah etmeniz mümkün müdür? Teslisin üç unsurunu da kadim olarak sayıyorsanız her birini tanrı olarak kabul etmek durumundasınız. Çünkü oğul ve ruh kıdemlilik vasfında babaya denk iseler, babanın tanrı olmasını gerektiren şey oğul ve ruhun da tanrı olmasını gerektirir. Hatta bu durumda tanrı için oğul ve ruh kaçınılmaz ise oğul ve ruh için de ayrıca birer oğul ve ruhun bulunması gerekir. Ve böylece sayısız ilahın kabulü kaçınılmaz olur. Hukmlar yani baba, oğul, kutsal ruh. Üç unsur zevherden ayrı değildir. Fakat zevher hukmlardan yani hipostastan ayrıdır. O halde bu söylediğinizle üç uknumun haricinde ayrıca dördüncü bir uknum ortaya koymuş oluyorsunuz ki bu teslis iddianızı reddetmek manasına gelir. Yani şunu bir türlü anlamazsınız. Tanrı'nın nakis olmaması için baba olması gerekir. Bu mantık ile yola çıkarsanız haşa. Allah'ın bir eşi bulunduğunu ve çoğalma yolu ile baba olduğunu söylemeniz gerekir. Çünkü eksikliği ortadan kaldıran şey böyle bir babalıktır. Bu ise neticede Tanrı'yı evlat ve eş edinmesi mümkün olan bir insan binaenaleyh bir cisim vaziyetine düşürür. Sonuçta onun halık olması, kendinden bir şey zuhur ettirmesi ikilik değildir. Yaratma kendi kendinedir. Esasında ilah evlat edinmek, saygınlık bahsetmek, terbiye etmek manasında Mesih'in babasıdır. Bu her şeyden önce Tanrı'nın ezelde baba olduğu yönündeki iddianızla çelişir. Bunun yanında evlat edinme manası gerçekte ancak çocuğu olması mümkün olan kişiler veya aynı cinse ait olup evlatlığa uygun kişiler için geçerlidir. Bu sebeple genç bir kimsenin yaşlı büyük bir kimseyi, bir buzağıyı ya da bir deveyi evlat edinmesi mümkün değildir. Keza bir insan için o birini evlat edinmiştir şeklindeki sözümüz, hiçbir şekilde onu yüceltmiştir sözümüzle aynı manayı taşımaz. Bunun yanında terbiye manası esas alındığında diğer peygamberlerin de Allah'ın oğlu olması gerekir. Hazreti İsa'nın bu hususta hiçbir ayrıcalığı yoktur. Çünkü hepsini de terbiye eden Allah'tır. Yüce İsa Tanrı'nın oğludur. Çünkü erkeksiz yaratılmıştır. Bunun nesini anlamazsınız? Bu söylediğiniz makul olsaydı ki neden makul olmadığını defaatle söyledim. Hazreti Adem'in de Allah'ın oğlu olması gerekirdi. Ve Allah'ın iki oğlu olurdu haşa. Ve bu da başından beri anlatmaya çabaladığınızla zıt düşerdi. Ve siz bu tezatlarla debelenirken biz biliyoruz ki Kul huvallahu ahad de ki o Allah birdir. Allahu samet. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yelid ve lem yulet kimsenin babası da çocuğu da değildir. Ve lem yekul lehu kufuven ahad. Ve hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Böylesine çetin bir cedelleşmeyle bile hiçbir zorluk çekmeden baş edersin. İlme, müderrisliğe istidadın gecenin karşısındaki güneş gibidir. Kendini göstermeden edemez. Estağfurullah efendim. Vasal efendi yarın gider madem, ilminin ışığında son bir kamaşsın gözleri. İsrarla son din olduğunuzu ifade edersiniz. Bizim dinimizi reddedersiniz. Bu bizim için hiçbir şey ifade etmez. Söylediklerimi ya çabuk unutuyorsunuz ya da esasında hiç dinlemiyorsunuz. Hristiyanlık, İsa aleyhisselamın getirdiği haliyle hak bir din olmakla birlikte vaktiyle asli halinden çıkartılıp tahrif edilmiş bir dindir.
Bu tahrif süreci Hristiyanların dinlerini diğer milletlere benimsetmek için verdiği tavizlerle başlamıştır. İlk dönem Hristiyanlarının siyasi baskı ve katliamlara maruz kalması, bununla birlikte kitaplarının kaybolması, Bizans kralı Konstantin'in siyasi mülahazalarla bu dine girmesi, Hristiyan önderlerin siyasi ve iktisadi yarar elde etmeye çaba göstermesi, Hristiyanlığın tahrifini beraberinde getirmiştir. Söylediklerinizin hiçbir dayanağı yoktur. Tamamı mesnetsizdir. Elbette ki mesnetsiz kelam etmeyiz. İlim geleneğimize aykırıdır. Dayanağı ise sizin hayli kıymet verdiğiniz Luka'nın havarilerin durumunu anlatmak üzere yazmış olduğu kitabı Efraskis adlı kitaptır. Buna göre bir Hristiyan topluluğu Beyt-i Makdis'ten yola çıkarak Antakya ve Şam beldelerine gider. Orada insanları Tevrat'ın yoluna çağırır. Domuz etinin ve başkalarının kestiklerinin haram olduğuna, sünnet olmaya, cumartesi yasaklarına ve Tevrat'ın diğer yasaklarına uymaya çağırırlar. Bu yasaklar o milletlere ağır geldiği için Hristiyanları reddederler. Bunun üzerine Hristiyanlar Beyt-i Makdis'te toplanarak istişare ederler. Sonunda umde olarak milletlerin arasına karışmayı, onlarla samimi olmayı, onların isteklerini kabul etmeyi, onlara muhalefet etmemeyi, kestiklerini yemeyi, onların alışkanlıklarını edinmeyi ve onların hayat tarzlarını benimsemeyi gerekli görüp bu hususta çeşitli kitaplar yazmışlardır. Neticede Hristiyanların kendilerini diğer milletlere benimsetmek için peşine düştükleri bu yol, Hristiyanlığın değişime uğramasındaki, tahrif edilmesindeki en mühim sebeplerdir. Eminim ki bunları siz de çok iyi biliyorsunuz. Siz anlamak istediğiniz gibi anlarsınız yazılanlar. Bu söylenenlerden dinin tahrif edildiğine olasılmaz. Pavlus'un 1. Korintililer'de dediği, Yahudileri kazanmak için Yahudilere Yahudi gibi davrandım. Kendim kutsal yasa baskısı altında olmadığım halde yasa altındakileri kazanmak için yasa altındaymışım gibi davrandım sözleri. Tahrifin neşet ettiği yeri anlamanız için kafi midir? Devamını neden okumazsınız? Devamında Tanrı'nın yasasına sahip olmayan biri değil. Mesih'in yasası altındayım. Buna karşın yasaya sahip olmayanları kazanmak sebebiyle yasaya sahip değilmişim gibi davrandım. Güçsüzleri kazanmak sebebiyle onlarla güçsüz oldum. Ne yapıp yapıp bazılarını kurtarmak için herkesle her şey oldum. Bunların hepsini müjdede payım olsun diye, müjde uğruna yapıyorum der. Neden söylemezsiniz? Açıkladığı şey Hristiyanların verdiği tavizlerdir. Açıkladığı şey Hristiyanların peyderpey İsa'nın yolundan uzaklaşıp çeşitli milletlere şirin görünmek ve çeşitli menfaatler elde etmek için dinlerinden nasıl uzaklaştığıdır. Elbette ki bu tahrifte Hristiyanların ilk dönemlerinde gördükleri işkence, baskı ve sürgünlerin tesiri büyüktür. Romalıların baskı ve zulümleri nedeniyle Hristiyanların El Cezire ve Arap Yarımadalarına kaçmaları, orada takibe uğrayıp katledilmeleri bu tahrif sürecinde büyük önemi haizdir. Hasreten kitaplarıyla birlikte kaybolan bu ilk Hristiyan topluluğunun ardından birçok dilde İncil telif edilmiş, bu da Hristiyanlığın asli halinden çıkmasına neden olmuştur. Kitabınızın aslının yitirilmesinin ardından Hristiyanların özellikle Yunan ve Rumlarla karışması, onların dini inanç ve yaşantılarında büyük tahrifata neden olmuştur. Özellikle Rum kralı Konstantin'in Hristiyanlığı bir siyasi hakimiyet aracı olarak görmesi, Rumların şeklen Hristiyanlığı benimseyerek eski inanç ve yaşantılarını Hristiyanlık şeklinde devam ettirmelerine neden olmuştur. Sizin kitabınızda da, bizim kitabımızda da yüce insanın erkeksiz dünyaya geldiği ve bizim kitabımızda olan benzer başka şeyler bulunur. Bizim kitabımız tahrif edilip sizin kitabınız asli haliyle kaldıysa bu benzerlik nereden gelir? Sizin kitabınız, sizin dininiz nasıl hak olabilir? Dininiz tavizden uzak asli haliyle nasıl kalabilir? Thank you.
Bu durum daha ne kadar sürecek? Susacak mısınız? Cevap vermeyecek misiniz? Vardır mutlaka cevabı. Baksana susar. Neden susar? Sana da daha önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olarak kitabı, Kur'an'ı gönderdik buyurur Allahu Teala. Her ne kadar İncil tahrif edilmişse de Hazreti İsa'nın getirdiği şekliyle kalabilmiş kısımları olduğu da bilinir. Bu sebeple İncil'de ve Tevrat'ta, Kur'an-ı Kerim'de de bulunan ifadelerle karşılaşabilirsiniz. Nihayetinde tahrif dahi edilmiş iseler kaynakları ilahidir. Ama kutsal kitapta bir kelimenin dahi tahrifi onun tamamının ifsadıyla aynıdır. Bu sebeple Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i göndermekle ondan evvel gönderdiği kitapları geçersiz kılmıştır. Kur'an-ı Kerim nasıl ifsad olmamıştır bu vakte değin diye soracak olur iseniz, evvela o Resulullah'ın en mühim mucizesidir. Akli dayanağı ise 23 yıl boyunca peyderpey indirilmiş olup, aklen ve ahlaken üstün, nitelikleri haiz onlarca vahiy katibinin ayetleri Resulullah'tan duyar duymaz ezber edip gözünün önünde yazarak tasdik ettirmeleridir. Dinimizin aslının korunması, Allah'ın dininin ifsadına yeltenilmemesi meselesini anlamanız için de İslam'ın zorlu tebliğ sürecinde Resulullah'ın ve ashabının tavrını bilmeniz yeterli olacaktır. Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza nasıl tatbik edeceğimize rehberimiz Resulullah ve onunla birlikte bulunmuş ashabıdır. Nasıl ki Resulullah'ın tebliğinden rahatsız olan müşrikler onu tehdit ettiğinde o, bilesin ki ey amca, güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, ben bu dinden de, bu tebliğden de vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar, ya da ben bu uğurda canımı veririm, dedi. İşte ümmeti de alemlere server olan Üsve-i Hasene'nin yolunu tuttu ve tutacak. İslam'ı ifsad edip başka dinlerle katıştırmak isteyen her kişi, ümmeti Muhammed'i karşısında aynı kelam ile bulacaktır. Estağfurullah. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler. La abudu ma tabudu. Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Ve la entum abuduna ma abud. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ve la ene abudum ma abettum. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Ve la entum abuduna ma abud. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Lekum dinikum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Evladım, epeydir Vasal Efendi ile cedelleşmenizi dinledik. Biz dahi özleyeceğiz hitabetini. Talebelerin ne etsin? Üstadım, ben çok büyük bir huzursuzluk yaşadım. Şimdi medreseye dönersem aynı huzursuzluğun tekraren beni bulmasından korkarım. Bunu bilebilmen için evvela medreseye dönmen gerek. Demek öyle der Sadreddin Üstad. Bilmezim ki ben ne deyim. Ey Simsan, yüreğinin sözünü dinle. Yatırayım ben artık onu. Thank you.
Akşamınız hayır olsun deriz efendi. Sizin de, sizin de. Bu sizedir. Bu ne ola ki? Bir müşkülat mı vardır? Sultan Hazretleri sizi Bursa'ya çağırmakta efendim. Teferruatını bilmem. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yolculuklar. Sağ olasınız üstadım. Haberleriniz gelir inşallah. Amin inşallah. Haydi. Gel bakalım. Gel. Sen o sen neden görünmez lakin illahım.